İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın iftar programındaki sözleri tartışılıyor. Bakan Ala, Hazreti Muhammed Mekke fethi sonrası gururlandı ve Allah tarafından uyarıldı demiş ve AK Parti olarak benzer hataya düşmeyeceklerini belirtmişti. Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya Allah'ın rahmeti, bereket üzerine olsun girerken muhtemelen ya tabii buradan biz çıktık. Geri geldik şimdi Mekke'yi fethettik ve insanlar fevç fevç İslam'a giriyorlar. Muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Onun için biz kendimize bir pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdık diye. Bakan hala sözlerini Nas suresiyle de desteklemişti. İzâ câ'e estağfirullah, izâ câ'e nasrullahi vel fethu. Gerisini okumayayım, siz okuyun bu gece. İçişleri Bakanı'nın çok tartışılan bu sözleri Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e soruldu. İftar yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen Görmez, konuyla ilgili önce yorum yapmak istemedi ve Bakan Ala'nın peygambere saygılı bir insan olduğunu belirtti. Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya girerken muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Onun için biz kendimize bir pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdık diye. Ancak gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine konunun usul tartışmasından ibaret olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez de Bakan Ala gibi Nas suresine atıfta bulundu. Nas suresinin nüzul sebebine bakarsanız öyle bir şey tartışmaya bile gerek kalmaz. Usul bakımından tartışmayı doğru bulmam. Oysa ilahiyatçı doçent doktor Ergün Çapan, Nas suresindeki istiğfar et, Allah tövbeleri çokça kabul edendir sözünün Hazreti Muhammed için değil, tüm ümmeti için söylendiğini belirtti. Diyanet, daha önce Hazreti Muhammed'in bir televizyon dizisindeki rüya sahnesinde kamyon kasasında gösterilmesine sert tepki göstermişti. Tek taraflı meseleye bakmış oluruz.